Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve bir konuyu soracağız. Yaklaşık bir saatlik bir süre içerisinde bunun açıklamasını kendisinden almaya çalışacağız. İstersen soruya geçmeyelim. Öncelikle mikrofonu kendisine bırakalım, bir duasını alalım. Sonra devam edeceğiz konumuzla. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hem cuma gecesini hem de cuma gününü hakkımıza hayırlı eylesin. Feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya hastalar varsa Ankara'yı bir zaman Rabbimizden şifa ihsan etmesini, borçlular varsa eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve yine Rabbimizden ahir zaman fitnelerinden bizleri muhafaza eylemesini ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylemesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah Teala. Hocam şimdi bizim içimizde bir kötülükler deposu olan bir varlık var. Allah-u Teala bunu da yaratmış ve bizim içimize koymuş. Nefis. Bunu da bildiriyor zaten. Kitaplarında bildiriyor. Bununla mücadele edeceksiniz diyor. Şöyle yaparsanız işte mücadele etmiş olursunuz. Şunları yaparsanız sevap. Bunları yaparsanız günah. Bütün bunları bildirmiş. Şimdi bu evet, bizim nefsimizden kaynaklanan birçok şey var. Öyle ki yani bir insan kendisini bir konuda beğeniyorsa, ben şu işi iyi yapıyorum diye bakıyorsunuz, arkasında bunun nefis var. Ne bileyim, kendi çocuğunu seviyorsa yine nefsi için seviyor. Bir de bir şey daha var. Bu da nefsin artık belki de doruk noktası. Kendisini herkesten üstün görmesi. Nefsin. Yani nefis diyor ki bir ben varım diyor. Diğerleri hikaye. Şimdi bu sevda, nefsin bu sevdası, benlik ya da üstünlük sevdası gider mi? Onu sormak istiyoruz öncelikle. Bundan nefis kurtulabilir mi? Biz yani kurtulabilir miyiz? Bununla ilgili kitaplarda neler yazıyor? Bu meyanda sorularımız var. Buyurunuz efendim. Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri hani zaman zaman İslam ve toplum programında, Huzura Doğru programında da aynı şekilde nakletmeye çalışıyoruz. İnsanı iyi tanıyorlar. Mesela eğitimciler de kullandıkları veyahut da eğitmek istedikleri nesne insan. Onun için insanı tanımaları gerekiyor. İnsanı en iyi tanıyan önce yaratan, yani Allah-u Teala. Sonra peygamberleri tanıyor. Allah-u Teala'nın gönderdiği, seçip gönderdiği peygamberler insanları aleyhissalatü vesselam iyi tanıyorlar. Ondan sonra da peygamberlerin varisleri insanı iyi tanıyorlar. Ben kendim mesela eğitimciden geldiğim için İslam alimlerine bakıyorum, eğitimcilere bakıyorum. Evet, eğitimciler de tecrübelerle belli bir noktaya çıkmışlar insan eğitiminde. Ama İslam alimleri neyi eğittiklerini iyi biliyorlar. Mesela eğitimciler, siz de duymuşsunuzdur okullarda, işte ruhun gıdası müzik diyorlar. Çok halbuki Ehl-i Sünnet alimleri buyururlar ki müzik ruhun gıdası değil, nefsin gıdasıdır. Ha, eğitimciye bilmiyor nefsin ne olduğunu. İslam alimleri biliyor. İslam alimleri iyi biliyor. Peki onlar da konuşuyor zaman zaman, işte nefsinin istekleri falan filan diye. Halk arasında da konuşulur bunlar. Ya benim nefsim işte böyle olgun, aynı şekilde şeftaliler benim nefsimin çok hoşuna gidiyor. Ya işte kuzu kebabı benim nefsimin çok hoşuna gidiyor. Deniyor mu? Ya Rabbi nefsimizi azdırma diye dua ediyoruz mesela. Öyle de diyoruz. Evet. Yani kebap yemekten vaz mı geçeceğiz? Şeftali yemeyecek miyiz? Kiraz yemeyecek miyiz? Veyahut aynı şekilde herkesin şeyine göre birisi fasulyeyi çok sever, birisi pirinç pilavını, birisi bulgur pilavını sever. Değil mi? O zaman vermeyelim ki bunları nefsimizi azdırmış olmayalım. Öyle mi? İslam alimleri önce o bilgi veriyorlar. Buyuruyorlar ki insanın birçok istekleri bedeninden ve tabiat kanunlarından ileri gelmektedir. İnsan hayatta oldukça bu isteklerden kurtulamaz. Mesela diyorlar, sıcak olunca beden serinlemek ister. Bunun nefsi bir alakası yok ki buyuruyorlar.
Ben nefsime ceza vermek için ya da dizginlemek için yazın o 40 derecede palto giyeceğim. Olmaz mı? Saçma bir şey oluyor demek ki. Ahmaklık diyorlar. <Yani. gülüyor> Soğukta da ısınmak duygusu hasıl olur. Yo, ben işte dışarıda duracağım, donacağım. Allah rahmet eylesin. Ahmaklığın cezasını çekersin. Bedenin yaşayabilmek için lazım olan ihtiyaçları istemesi kulluğa ters düşmez. Bu istekler nefsin istekleri değildir. Nefisle de ilgileri yoktur. Tabiat kanunlarından hasıl olan istekleri yasak edilmemiştir insanın. Bunları istemek nefse uymak olmaz. Mesela yayladasın. Ah dersin ya şimdi serin bir ayran olsa. Ve koyun kuzu var zaten. Hani şöyle bir koyun yoğurdundan bir ayran getirin bana falan. Canım çok çekti. Nefsim istiyor falan diyorlar da. Yalnız o halk arasında yerleşmiş olan o kelime de yanlış değil biliyor musun? Niye? Çünkü İslam alimleri nefsi iki anlamda kullanmışlar. Bir, o demin girişte sizin söylediğiniz kötülüklerin deposu olan varlık. İki, bu bedene de nefs denmiş. Çünkü bir hadis-i şerifte geçiyor. Nefsin isteklerini de aynı şekilde şey yapma, reddetme diye. Kendinin yani. Yani bedeninin istekleri. Yani. Bedenin istekleri. İslam alimleri bunu ayırmışlar. Halk arasında da onu da aynı şekilde nefis, esas nefsin ne olduğunu da bilmediği için onlar hep nefis zannediyor. Nefse uymak olmaz. Bu istekleri yapmak mübahtır. Çünkü nefis ya mübahların fazlasını ister yahut şüpheli ve haram şeyleri ister. Yaşamak için zaruri lazım olan şeylerin de nefiste ilgileri yoktur. Güzel bir ayakkabı nefsimin hoşuna gidiyor. Ya Allah Allah, güzel bir ayakkabı, rahat bir ayakkabı nefsin. Yani bedenimin hoşuna gidiyor, benim hoşuma gidiyor. Yolda rahat yürüyorum. Tamam? Bana sıkıntı vermiyor. Ya ayakkabı elde almam. Efendim işte şu araba benim hoşuma gitti. Gidebilir. Nefiste bir ikisi yok onun. Şu marka araba alacağım, alsın. Şöyle bir evde oturacağım, otursun. Bunlar nefisle bir alakası yok. Peki, bizim de konumuz olan nefis bunları da kullanabilir mi? Kullanabilir. Onu anlatmışlar. Şimdi buyuruyorlar ki Allah Teala nefsi yaratırken daha doğrusu bütün mahlukatı yaratmış. Yarattığı mahlukatın hepsi Allah Teala tanıyor, biliyor. Allah Teala murad ediyor. Bir de bana düşman olan bir varlık yaratayım. Bunu yaratmış. Nefs Allah Teala'nın düşmanıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriyor. Onu ben kendime düşman olarak yarattım. Onun şerrinden sakının. Onun isteklerinden vazgeçin. Bunu da tek başımıza beceremeyeceğimiz için Allah Teala peygamberler gönderiyor. Onun istekleri nelerdir? Nerelerde bizi tökezlettirir, ayağımızı kaydırır ve ne yapmak ister? Bunların hepsi bildirilmiş. Yani hastalık belli ama Allah Teala reçetesini de göndermiş, ilaçlarını da göndermiş. Bütün mesele bu reçeteyi aynı şekilde öğrenmek, bu ilaçları öğrenmek, bunları ve emredildiği şekilde kullanmak. O zaman bir zararı olmaz. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar çok ağır ifadeler kullanmasına rağmen, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Saadet-i Ebedi kitabında bunu uzun uzun oradan da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden nakil yaparak da uzun uzun izah etmişler. Nefsin iki tarafı var. Hani diyoruz ya madalyonun öbür yüzü. Mesela orada anlatılıyor. Eğer nefis olmasaydı insan burada yaşayamazdı diye. İnsanın dünyada bu meşakkatler, bu sıkıntılar katlanmasına da nefis aynı şekilde vesile olmakta. Böyle işleri de yapmakta. Yani hayırlı işlere de sebep olmakta. Bizim hayatiyetimizi devam ettirmesi için bu nefsin var olması lazım. Ama özelliği de anlatılmış. Buna da dikkat edin diyor. Bu makas değiştirirse seni sonsuz cehenneme götürür. Ona dikkat et. Onun için halbuki nefsin her istediği Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerdir. Ehl-i sünnet alimler buyuruyorlar ki nefis de bir mahluktur. Allah-u Teala her mahlukun rızkını yaratmış. Nefsin rızkı da inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. Hatta Allah rahmet eylesin, evvel abiler toplantılarda böyle bir seferinde dediler ki kınamamak lazım buyurdular. Kendi yiyeceğini temini için saldırıyor. Onun helalle mubahla bir alakası yok. Mesela biraz önce naklettiler. Soğukta sıcak bir şey içmek istersin. Bu tabiatın isteği. Bedenin tabiatının isteği. Bunun nefisle bir alakası yok. Peki nefis nerede devreye girer? Orada der ki ya der böyle çay içeceğine, salep içeceğine bir bira çektim birden ısınırsın der, tamam mı?
serin bir bira. Veyahut da yazın da aynı şekilde serin bir bira. Kışın da aynı şekilde bira seni ısıtır diyor. Kışın da yazın da serinletir diyor. Yani tabiatının isteğini makas değiştirerek kendi aynı şekilde arzusu doğrultusunda yönlendirebiliyor. Veya su içiyor da marketin önünden geçerken tak bir tane bir şişe suyu çarptı. Hırsızlık yaptı. Serin bir suyu içti. İçti. Ne oldu? Su helaldi, mubahtı. Ama çalmak fiiliyle onu kendine haram etti. Yoksa suyun aslı mubahtı. Dolayısıyla Allah-u Teala yasak ettiği şeylerdir. Her işi sahibi olan ve bütün iyiliklerin sahibi olan Allah-u Teala'ya karşı gelmektir. Nefsin özelliği bu. Hep kendi can düşmanı olan şeytana uymaktadır. Başka bir şey değildir, değer değildir. Demek ki yani insanın tabiatının veyahut da mevsimlerin getirmiş olduğu bazı temel ihtiyaçlar var. Bunların nefisle bir alakası yok. Üşüdüm. Tabii ısınacaksın. Çok sıcakladım, serinleyeceksin. Bunlar tabiatın istekleri. Tabiatın istekleri. Hatta daha uç bir noktada misal vermişler. Mesela erkek de kadınla aynı şekilde evleniyor. Evleniyor. Şimdi tabii olarak aynı şekilde idrar torbası olduğu gibi meni torbası da var. Zaman zaman bu doluyor. Vücuttan atılması lazım. Atılması lazım. Hayatın devamı için Cenab-ı Hak o meniyi de aynı şekilde çocuğun dünyaya gelebilmesi için o meninin ana rahmine intikal etmesi ve bu vesileyle de çocuğun dünyaya gelmesi. Her aynı şekilde evlilikte mutlaka çocuk dünyaya gelir mi? Hayır. Cenab-ı Hak dilediyse olur. Ona da o gücü veren olur. Şimdi bazıları zannediyor ki bu işten bahsetmek veyahut da bu işi aynı şekilde anlatmak, söylemek şeydir, yani çirkindir. Hani çirkin olan kelimeleri zaten zikretmişler. Böyle anlatmak, fuhuş kullanmak, fuhuş söylemek yanlıştır. Ama İslamiyet diyor ki bu tabi bu bedenin bir ihtiyacıdır. Bunun atılması gerekir. Allah Teala buyuruyor ki bunun meşru şekilde atılma şekli budur. Onu koymuş. Bunu kullandığın zaman Allah Teala isyan etmiş olmuyorsun. Ama nefis diyor ki yok. Bunu haramdan da yapabilirsin. Gayrimeşru yapabilirsin. O oraya sevk ettiriyor. Hadise bundan ibaret. Yoksa bedenin tabii bir ihtiyacıdır. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sur bir talebesine hitaben yazdığı bir mektup var. Orada buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri o talebesine hitaben. Memurlarınız arasında fitne koparmak, fesat çıkarmak isteyen bozuk ruhlu kimseler bulunduğundan şikayet ediyorsunuz. Kıymetli yavrum. İnsanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mabut olmak, herkesin kendine tapınmasını istemek demektir. Allah-u Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektir. Hatta nefis o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp amir, hakim, yalnız kendi olsun. Her şey yalnız onun emriyle olsun ister. Hadis-i kutsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et, çünkü nefsin benim düşmanımdır. Açıkça buyuruyor. Demek oluyor ki, nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak, Allah-u Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Şimdi gelirken bir misal verdik. İşte ev almak, evde oturmak, ayakkabı almak, elbise almak. Bunlar helal ve mübahler. Ama param var, bunları kalitelisinden aldın. Ha, nefis o anda devreye girer. Sen üstünsün. Onlardan üstünsün. Ne yüklüyor? Kibir yüklüyor. Tehlikeli olan bu. Yoksa onun elbisesi değil, onun arabası değil, onun villası değil. O tehlikeli değil. Ama bunları bahane ederek senin diğer insanlardan farklı, üstün ve onların aynı şekilde üstünde onlar akıl veren, onlar akılsız, onlar kafası çalışmıyor. Sen kafası çalışan bir adamsın, zengin oldun, amir oldun, bilmem ne oldun, filan oldun, feşmakan oldun. Onlar kim ki senin eline su dökecek adam değiller. Ben fakirin fukaranın bindiği arabaya binecek adam mıyım? Mesela yani. Onların oturduğu yerde oturacak adam mıyım? Demeye başlıyor. Evet. Demeye başlıyor. Yani Allah-u Teala'nın helal ve mubah ettiği şey onda başka bir şey meydana getirtirdi. Nefasıyla nefis sahibi sebebiyle. Yoksa yani kaliteli bir arabaya biniyordu. Oradan indi, oraya bindi. Hiç hali değişmedi. Fark etmez o zaman onun için.
Ha kaliteli olsun, ha kalitesiz olsun fark etmez. Ha merkebe binmiş, ha yaya yürümüş. Değişmez o zaman. Allah-u Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki, büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Kibriya deniyor buna. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım. Hani efendim abiler zaman zaman buyuruyorlardı, yakarım onu buyuruyor diye. Böyle özetlerlerdi, yakarım onu. Yani kibriya bana aittir. Bunda bana ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Açıkça buyuruyor Cenab-ı Hak, yakarım buyuruyor. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, günahlara, kibrin dışındaki günahlara Allah-u Teala'nın sıfatları düşmandır. Ama kibirliğe Allah-u Teala'nın zatı düşmandır buyuruyor. Zatı düşmandır. Peki arasındaki fark ne? Sıfatlarına, sıfatları sebebiyle düşmanlık ettiklerini mağfiret edebilir, affedebilir. Ama zatına karşı aynı şekilde işlenen şeyi affetmem buyuruyor çünkü açıkça buyuruyor hadis-i kutsi'de. Atarım diyor, atarım. Ve hakikaten de bu şekilde böyle kibirli olanlara Allah Teala tövbe nasip etmemiş ya. Enteresan bir şey ya. Cari bir dikkat bir şey. Yani okuduğun kitaplarda dikkat ediyor. Bir, Allah Teala'nın diniyle dalı geçen, onu bozan, insanları doğru yola git, doğru yolu bulmasına mani olanlara Cenab-ı Hak hidayet nasip etmiyor. Yani tövbe nasip etmiyor. Bir de bu kibirlere nasip etmiyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Ve sonra bu insanlar, insanların gözünde o zannediyor ki benim param var, pulum var, mevki makam sahibiyim. O mevki makam sahibiyken tamam itibar ediyorlar. Ama elinden gittiği zaman hiçbir kimse dönüp bakmıyor. Hatta öldüğü zaman ha gebermiş mi, ne oldu onun havası falan deyiveriyorlar. Öyle. Öyle deyiveriyorlar. İmam Rabbani Hazretleri devam ediyor talebesine hitaben nasihatta. Buyuruyor ki orada, görülüyor ki mal, mevki, rütbe, şeflik gibi dünya ziynetlerini nefse uyarak değil. Bakın bunlar hani hatıra gelebilir. Mal, mevki, rütbe, amir, şef olmak, bunlar zararlı bir şey değil. Ama İmam Rabbani Hazretleri bir yere dikkat çekiyor. Buyuruyor ki mal, mevki, rütbe, şeflik gibi dünya ziynetlerini nefse uyarak değil, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yaptırmak ve millete, Müslümanlara hizmet etmek için istemelidir. Bu niyetle istemek ve bunları yapmak da ibadet olur. Hatta şeyde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi'nde geçtiği bildiriliyor. Bir zamanlar bir devlette önemli bir görevde bir Müslüman var. Yani rütbe itibariyle de şey itibariyle, yetki itibariyle de önemli bir yerde. Hızır aleyhi rahme zaman zaman gelir, bu kimseyle sohbet edermiş. Bir gün bunun gönlüne gelmiş ya demiş. Bu kadar milletin işiyle bilmem aşıyla uğraşıyorum bilmem ne yapıyorum falan. Hızır aleyhi rahme ile şöyle doya doya oturup tabii sohbet edemiyorum. Bu işler mani oluyor. Ben demiş bu işten vazifeden istifa edeyim. Çekileyim kenara. Hızır aleyhi rahme gelmiş. Sabahtan akşam kadar oturup sohbet ederiz. Düşüncesine kapılmış ve istifa etmiş. Bir ay olmuş yok. İki ay yok. Altı ay yok. Sekiz ay yok. Nihayet bir sene sonra Hızır aleyhi rahme gelmiş. Gelince demiş ya nerede kaldın? Ben senin için vazifeden ayrıldım. Hızır aleyhi rahme buyurmuş ki ben demiş sana niçin geliyordum biliyor musun? Sen demiş milletin sıkıntısını gideriyordun. Onlara yardım ediyordun. Müslümanlara hizmet ediyordun. Ben Allah-u Teala beni onun için gönderiyordu. Şimdi ben sana niye geleyim ki demiş ya. Sen kendi nefsini tercih ettin. Bencillik ettin. Bencillik ettin. Kusura bakma bir daha yok demiş yani. Ve demiş sen öyle büyük hata ettin ki oradan ayrılmak suretiyle zalim birisi senin yerine geldi. İnsanlara zulmediyor. İnsanlara işkence ediyor. Sen sadece kendi nefsini düşündün. İyilik mi ettin? Ben senin karı gözüne aşık diyelim ki demiş ya. Sen yaptığın hizmet sebebiyle Allah-u Teala mükafat olarak beni sana gönderiyordu. Demiş adam asmanı çekip gidiyor. Eyvah diyor ne büyük hata etmişim ben. Adam gitmiş özür dilerim ne yapmış falan filan. Ondan sonra tekrar hükümdara yalvarmış yakarmış falan. Derken o vazifesine tekrar rücu etmiş. Ondan sonra Hızır aleyhi rahme ile görüşüyor. Yani mal, mevki, makam bunlar Allah-u Teala'nın kullarına hizmet yeridir. Malla da hizmet edilir. Mevki makamla da hizmet edilir. Yani bilgiyle de hizmet edilir neyse. Ama bunları sen nefsine uyarak insanlara tepeden bakmaya başlayacak olursan aynı şeyler bu sefer seni cehenneme götürür. Öbür türlü cennete götürürken bu sefer cehenneme götürür. Allah-u Teala'nın dünyaya düşman olması, dünyanın bu kadar alçak olması nefsi isteklerine kavuşturduğu, nefsi kuvvetlendirdiği içindir.
Yoksa Allah-u Teala niye şey yapsın ki buyuralım? Nefsi kuvvetlendirdiği içindir. Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefse yardım eden de elbette Allah-u Teala'nın düşmanı olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirlikte övülmüştür. Çünkü fakirlik nefsin isteklerini yaptırmaz. Onu dinlemez. Cepte para yok, hadi meyhaneye gidelim, kafa çekelim. Para yok ki, nasıl gidecek, yapamaz onu. Burnunu kırar. Peygamberlerin gönderilmesi ve İslamiyet'in emirleri, yasakları hep nefsi kırmak, ezmek içindir. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyet'e uyuldukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyet'in bir emrini yapmak, nefsin isteklerini yok etmekte. Kendi düşüncesi ile yapılan binlerle senelik riyazet ve mücahededen daha kuvvetli tesir etmektedir. Riyazet, nefsin isteklerini yapmamak. Mücahede, nefisle uğraşmaktır. Nefsin istemediği şeyler yapmaktır. Açıkça bildiriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Peki bu mücadele neticesinde, yani bu zatlar niye yazmışlar bunu? Nefsi tanıtıyor. Peki tanıyınca ne olacak? Ha, tanıyınca yavaş yavaş sen de diyeceksin. Diyeceksin. Bunların hepsini bana nefis yaptırıyor. Ben yanlış yoldayım. Ben doğru yoldan çıkmışım. Makas değiştirmişim ben. Cehenneme giden yola aynı şekilde tümen kırmışım. Bu beni felakete götürecek. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki hocalarını anlatırken karşı buyuruyorlar. Ben diyorlar hocamı, yani Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'ni tanımadan önce böyle kibirli, kendini beğenen birisiydim. Çünkü hafıza çok kuvvetli, akıl zeka çok kuvvetli, sürat-i intikal yüksek, kabiliyetli, kapasitesi yüksek. Bu insan ne yapar? Bir rehber olmadan kibirli yapar, kendileri anlatıyorlar. Kibirli yapar kardeşim diyorlar. Bize Efendi Hazretleri işte, yani biz bugün diyoruz ya makas değiştirdi. Bu yolu biz bilmiyorduk. Hocam aynı şekilde gösterdi. Dolayısıyla bu yolda elime geçen her şey hocamdan biliyorum diye anlatırlarmışmış. Dolayısıyla bir rehber olmadan, İmam-ı Rabbani Hazretleri de rehber, Abdülkadir Geylani Hazretleri de rehber, Mevlana Bağdat Hazretleri, Mevlana Celaleddin Hazretleri, Aziz Mahmud Hazretleri, bunlar hepsi aynı şeyi anlatmışlar. Demişler böyle bir düşmanla iç içeyiz, onunla beraberiz. Dolayısıyla buna dikkat edin diye. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, nefis yoldan çıkıp inada başlarsa, kelime-i tevhidi söyleyerek imanı tazelemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz buyurdu. Bunu her zaman söylemek lazımdır. Nefsi tezkiye eder bu kelime buyurur. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İstiğfar da estağfurullah, min külli ma kerahallah veya sadece estağfurullah. Her gün 100, 200, 300, 500, 1000 ne kadar söylersen kalbi tasfiye eder. Ne demek? Kalbin içerisinde Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir şey olmaması lazım. Dünya sevgileri oraya dolmuş. İstiğfar okumak suretiyle tasfiye ediyorsun, boşaltıyorsun. Pisliklerinden arındırıyorsun. Peki tezkiye? Tezkiye de azgın bir varlığı uslandırıyorsun, sakinleştiriyorsun. Nefsi la ilahe illallah diyerek tezkiye edin. Niye? Çünkü la ilahe illallah diyorsun ki hiçbir ilah yoktur. Nefsi de sıfırlıyorsun. İllallah diyorsun. Sadece Allah-u Teala vardır. Yani nefis orada ilahlık peşinde ama ona diyorsun ki kusura bakma. İllallah diyorsun, sadece Allah-u Teala var. O da perişan oluyor tabii ki. O duya ama netice itibariyle Allah-u Teala'nın yarattığı bir mahluk. Peki o da iman eder mi? Hani başlangıçta dedin kurtulabilir miyiz? Tabii kurtulabiliriz. Peki nasıl kurtulabiliriz? Hastayım. Doktora gittim. Doktor reçete yazdı. Eczaneye gitmem lazım. Eczaneden ilaçlar alacağım ve bildirdiği şekilde o ilaçları kullanmam lazım o hastalıktan kurtulmak için. Dolayısıyla nefsin de aynı şekilde bu belalarından, bu fitnelerinden kurtulabilmem için doktora gitmem lazım. Doktor İslam alimleridir. Reçeteyi de bildiriyorlar. Allah-u Teala göndermiş zaten. Haramlardan sakınmak ve emirleri yapmak, mücahede ve riyazet tabirlerini kullanıyorlar bunlara. İstiğfar okumak, la ilahe illallah demek, haram bakmaktan, haram söylemekten, haram yemekten, haram yere gitmekten, haram şey dinlemekten, bunlardan hepsini kesiyorsun. Kesince zaten nefsin rızkı bunlardı. Sen de rızkını kestin. Hemen öldüreyim nefsimi. Ölmez buyuruluyor. O lazım zaten. Dünyada kaldığı müddetçe o lazım. Ölmez ama sakinleşir. Peki sakinleşti. Dizgin senin eline geçti. Ama iman etmedi. Her an depreşebilir. Ufak şeyler vasıtasıyla kendisini kuvvetlendirebilir.
Sen gayret edersen, Allah-u Teala da ihsan ederse nefs iman eder. Ne olur? O küfründen vazgeçer. İman edince salih bir kimse olur. Bir varlık olur. Bu sefer Müslümanlık için uğraşır. Buraya yatmak uyumak için gelmedin. Kalk, Allah-u Teala'nın dinine hizmet et diye seni zorlar. Hatta İmam Rabbani Kutusu isteri başka bir konu. Gerçi o da bir talebesi nefs iman ettikten sonra onunla cihad etmek, mücadele etmek. Yavrum buyuruyor, iman etmiş bir nefiste cihad olmaz ki. Artık diyor Allah-u Teala'dan razı. Allah-u Teala da ondan razı diyor. Niye cihad ediyorsun onunla diyor. Niye dövüşüyorsun ki diyor. Artık o diyor salih bir kimse oldu. Aynı saftasın sen. Aynı saftasın. O da Allah-u Teala iman etmiş. O da mümin olmuş. O da iman etmiş. Peki herkese nasip olur mu? O kapı herkese açık. Efendim şunları yapsam bunları yapsam. Ha, İmam Rabbani Hazretleri'ne bir talebesi sormuş. Efendim sizin dediklerinizi yapıyoruz ama demiş bir türlü bir şey olmuyor falan. Çok güzel bir cevap vermişler. Buyuruyorlar ki evladım buyuruyor biz Allah-u Teala'yla pazarlık halinde miyiz? Ya Rabbi ben şunları yaptım sen de bana bunları ver. Yok öyle bir şey buyuruyor. Bizim vazifemiz emirleri yapmak, yasaklarından sakınmak. Hani Osmanlı sultanları için söyleniyor. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri söylemiş. Bizim vazifemiz sefere çıkmak. Zaferi ihsan eder etmez, o bizi ilgilendirmez. Ama biz vazifemizi yaparız. Biz kuluz, emredilenleri yaparız, yasak edilenlerden sakınırız. Bunları yerine getirmek için gayret sarf ederiz. Ha neticede Cenab-ı Hak ihsan eder, nefsimizi iman nimetiyle şereflendirir veya şereflendirmez. O bizi hiç ilgilendirmez buyuruyor. Hani bazıları bazen diyor, ben diyor şu kadar şunları yaptım da diyor bir netice hasıl olmadı falan. Öyle değil o ya. Öyle değil. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yakin hasıl oluncaya kadar meali itibariyle bir ayet-i kerime gibi geçiyor. Yani Allah-u Teala ibadet. O yakini ehl-i sünnet alimler açıklamışlar. Ölünceye kadar demekmiş. Ölünceye kadar buna devam edeceğiz. Bütün evliya-i kiram, bütün İslam alimler hayatları meydanda. Yaşlandıkları, hasta oldukları halde emirleri emredildiği şekliyle ayakta duramıyorsa oturarak yapmış. Yerine göre yatarak yapmış. Ama hiç vazgeçmemiş. Ne zamana kadar? Yani bu ruh bu bedenden ayrılana kadar. Şuur yani düşünme mekanizması çalıştığı müddetçe bunlara sıkı sıkıya sarılmışlar ve talebelerini anlatmışlar. Ondan sonra yazdıkları kitaplarda yazmışlar. Vasiyetlerini de bildirmişler. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamızla bir sohbetimiz vardı, bir sorumuz olmuştu. Onun cevabını almaya çalışıyorduk. Sorumuz belli, herkesin tabii merak ettiği bir konuydu hocam. Nefsimizle alakalı, nefsimizin büyüklenmesiyle alakalı. Bunu nasıl dizginleriz gibi bir sorumuz da olmuştu aynı zamanda. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani İslam alimleri de yazmadık bir şey bırakmamışlar. Siz sık sık söylüyorsunuz ya. Dolayısıyla örnekleriyle bizim anlayacağımız şekilde anlatmışlar her şeyi. Demek ki olabiliyormuş yani. Evet. Hatta din bilgileri anlatırken buyuruyorlar ki nefis şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyet'e uymak ise bu arzuları frenlediği, sınırladığı için insana acı ve zor gelir. Bunun için insan İslamiyet'e uymak istemez, nefse uymak ister. Saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Bu sebeple nefis temizlenmedikçe ve şeflik, üstünlük hülyasından kurtulmadıkça felaketten kurtulmak da imkansızdır. Herkesin sonsuz ölüme gitmeden önce nefsini bu hastalıklardan kurtarmayı düşünmesi lazımdır. Din büyükleri kelime-i tevhidin insanın içindeki ve dışındaki bütün yalancı mabutları kovduğu için nefsi temizlemekte en faydalı, en tesirli ilaç olduğunu bildirmişlerdir. Yani reçete ortada. Efendim ben hastayım. Sadece hastalığı kabul edeceksin, tedavi için yani harekete geçeceksin. Ve neticeye ulaşır mısın? Elbette ki ulaşırsın. Ya kesin konuşuyorsun. Yazılanlar meydanda, yapılanlar da meydanda.
yapılanlar da, yazılanlar da ve bunlara uyup da neticeye ulaşanlar da aynı şekilde kitaplarda yazılı. Bu konuda arkadaşın da çok önemi yok mudur hocam? Şimdi çok. Mesela bazı Osmanlı padişahları için de söylerler. İşte adam tutup mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var dedirtiyor yani. Tezahürat yaptırıyor. Hazreti Ömer bile dedirmiş. Evet, Hazreti Ömer diye. Evet, yani o bile adam tutmuş maaşlı. Yani biz hadi padişah değiliz, devlet başkanı değiliz. Bir arkadaşımız olsa, şimdi öyle bir hayali kurdum yani. Dese ki her gün bize bir kere, iki kere, ya mağrurlanma, biraz frene bas. İşte bak, ölüm var arkadaş, nereye gittiğimiz belli falan diye. İnsana ne kadar tesir eder değil mi? Yani çok... Çok. Bu bir. İkincisi, hani diyelim ki Mustafa Tokoz geldi dedi, Mustafa ya kendine baksın deyiverir nefis. Ama başka bir formül. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir kitabını yayınladılar. Dürretül Fahri, Kıyamet Ahiret ismiyle. Kıyamet Ahiret. Bunun ilk 30 sayfası. İlk 30 sayfası. Anladım ne demek istediğinizi. Ne demek istediğinizi anladım hocam. İlk 30 sayfası. Ölümü o kadar güzel anlatıyor ki. İşte ölüm meleği gelir, ayak ucundan başlar, böyle olur. Eğer işte şöyle şöyle olursa, gözleri kayarsa, ağzı köpürürse falan. Onları okudukça, şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri ortada yok. O kitabı hazırlayan zat da yok, o da vefat etti. Hüseyin Hilmi Efendi de yok, rahmetullahi aleyh. Kime ne kabahat bulacak? Ikınır sıkınır, ya okuyayım bakayım. Nefsi der ki okuma. Ya bir dakika ne olacak? Okudukça nefsi tırsar. Der ki bu benim başıma gelecek. İnansam da inanmasam da gelecek. O zaman ne olur? Bunu her gün okuduğunu düşün. Hatta o kitapta bir de şey var. İmam-ı Gazali Hazretleri 6 madde halinde yazılmış. Nefis muhasebe şeklinde. Nefsiyle bir ortaklık kurmuş. Diyor ki şu 6 şeye dikkat et. Bir talebesine hitaben şahane. Anlaşma yapmış. Anlaşma yapmış yani. Anlaşma yapmış. Uzun uzun tek tek madde madde de açıklamış. Onu ya oradan çıkışını al, önüne koy. Ve hatta aynı şekilde o kitabı yanında taşı. Zaman zaman aç oku. Aç oku. Okudukça ne olur? Fren vazifesi görür. Yani iyi bir arkadaş. Ölümü hatırlatıyor. Tabii. Ölümü hatırlatıyor. Arkadaş yani gene. Aha, arkadaş. Çok iyi bir arkadaş. Veya salih diyelim ki nefsi mutmainine kavuşmuş birisini buldun. Mesela biz işte Emen abiyle bu bakımdan... Allah Teala rahmet eylesin. Abi. Yani her şeyde hep hatırlatırlardı. Yani dünyalık bir toplantı olurdu. Orada gene evini çevirir aynı şekilde din büyüklerinin sözlerini, ondan sonra İslamiyet'in emirlerini hatırlatırlardı. Hatırlatırlardı. Şimdi mesela bakıyorsun, Allah Allah diyorsun, ne kadar doğru söylemiş ya. Kitaplar okudukça ne kadar büyük hak veriyorsun. Yani böyle bir arkadaş, böyle bir rehber bulunması lazım. Ama bu zamanda diyelim ki böyle bir arkadaş bulamadım ben. Al işte sana kitap ya. Evet. Al işte sana kitap. O kitabı okudukça, Kıyamet Ahiret kitabını okudukça, diyelim ki orada nefs tırstı. Peki ondan sonra ben efendim ihlasımı arttırmak istiyorum. Mektubat okusun. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri de buyurmuşlar. Mektubatı okumak insanın ihlasını arttırır diye. Peki ihlas ne demek? Allah rızası için yapmak. Ondan sonra ya işte Mustafa Tokoz görse beni namaz kılarken falan, namaz kılıyor falan dese falan. Artık onların hepsi gider insanın hatırından. Ya Mustafa Tokoz de benim gibi fani, Osman'ın da benim gibi fani. Aklına bile gelmez. Aklına bile gelmez artık. Hatırına bile gelmez. Yani namaz kılarken birisi görsün görmesin hiç umurunda bile olmaz artık. Ya Rabbim emrini yerine getiriyorum. Elinden geldiği kadar. Hatta bazıları ya bak tadil erkene riayet etmiyorsun falan filan diye daha önce onları göstermek için yapıyordu. Sonra onları öğrenip Rabbinin huzurunda o his arttıkça, ihlas arttıkça. Başkası söylemediği halde ya yok der ya burada tadil erkene bir terk etmişim. Döner bir de iade eder o namazı. Başkası söylese inat eder yapmaz da ama artık şey yapmaz. Hatta öyle bir noktaya gelir ki bütün şartlarına uyduğu halde der ki yani acaba kabul oldu mu namazım düşüncesi gelir. Ama nefsine oysaydı tabii ya bu adam hiç namaz kılmıyor biz kılıyoruz ya falan diyecekti değil mi? Yani. Ama diyeceksiniz ki efendim nasıl biliyorsunuz bunları ben bilmiyorum. Ehl-i talimleri yazmışlar bunu. Çünkü hayatları meydanda. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri tapu gibi senedi var. Cennetle müjdelenmiş vefatından önce kül rengine bürünmüş. Demişler ki efendim ne oldu? Buyurmuş ki Resulullah Efendimiz yalan söylemez. Bana cennetliksin buyurdu. Ama bir de kendime bakıyorum. Kendimi cennete layık göremiyorum. Acaba beni diyor ikiye bölecekler. Yarım cennete yarım cehenneme mi girecek? Peki ona bunu söylettiren ne? İşte nefsi itminana kavuşmuş. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmış. Fani olmuş. Yani Allah-u Teala var öbürleri fani yok yani. Öyle biliyor.
Yani benim gibi mahluk, yaratılan bir mahluk Allah'a falan şanına layık ibadet yapamaz diyor. Onun verdiği nimetler karşısında benim ortaya koyduğum, zaten gene onun vasıtasıyla koyuyorum. Yani yok bir şeyim diyor. Yok bir şeyim. O noktaya geliyor. Ondan sonra kendini layık görmüyor dolayısıyla. Yaptığı iyiliklerin hiçbirisini iyilik olarak aynı şekilde şey yapmıyor. İşte en şeye bize yakın zamanda 400 sene önce yaşamış olan İmam Rabbani Hazretleri'ne hep bahsediyoruz mektubatında, bir yerde geçiyor. Kendini filan kafirinden üstün gören Allah-u Teala kavuşamaz buyuruyor. Ya. Yani dehşet bir şey yani. Ya. Ve yine buyuruyor ki iyi biliyorum ki sağ taraftaki melek boş oturuyor. Soldaki durmadan yazıyor buyuruyor. Ya, hep hayırlı iş yapıyor. Nasıl sağdaki boş oturuyor falan. Çünkü yaptığı iyilikleri zaten bunları diyor Rabbim ihsan etti. Ben buna nasıl sahiplenirim diyor. Bana ait değil diyor. Ve zaten ben bunları bilmiyordum diyor. Bir sahip gerekirse hocam Bakıbillah Hazretlerine ait diyor. Benim bir şeyim yok ki diyor. Öyle olunca hani şöyle bakıyor hakikaten sağdaki. Kendini siliyor. Siliyor. Sağdaki melek diyor boş duruyor. O noktaya geliyor mu? O noktaya geliyor. Peki onlar o noktaya gelince de Allah-u Teala onları habire yükseltiyor. Yani o kendini ne kadar aşağı indirirse Allah-u Teala onu o derece yükseltiyor. Allah-u Teala insanlara merhamet ederek seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için insanlarda nefis denilen bir kuvvet yaratmıştır. Bu nefsin faydası bu. Bu kuvvet şehvetlere kavuşmak ve gadap edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Fakat insanın nefsi bu işinde sınır tanımaz. Bizim yapacağımız o dizginlemek onu, sınır tanımaz. Yaptığı işler hep aşırı zararlı olur. Mesela hayvan susayınca temiz suyu kolayca bulur, içer, doyunca artık içmez. İnsanı nefsi zorlayarak doyduktan sonra da içirir. Yedirir de. Sığır aç olunca çayırda otlar, doyunca yatar uyur. İnsan aç olunca çayırda otlayamaz. Bulduğu otlar arasında seçim yapması, seçtiğini soyup temizleyip pişirmesi lazımdır. Nefis bu yorucu, usandırıcı işleri seve seve yaptırır. Fakat nefis hoşuna gideni doyduktan sonra da yedirir. Doyduktan sonra da yedirir. Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan nefsin insanı felakete sürüklemesine mani olmak için hem nefsin arzularına uymayı sınırlayan hem de nefsi temizleyen yani aşırı taşkın olmaktan kurtaran emirler ve yasaklar göndermiştir. Peygamberleriyle gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına İlahi din ve hatta ilahi dinler deniyor Adem Aleyhisselam'dan itibaren geldiği için. Bir insan işlerini yaparken İslam dinine uyarsa nefsi kötülükten kurtulur. Bu zaman şehveti ve gadabı faydalı olarak çalıştırır. Nefis şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyet'e uymak ise bu arzuları frenlediği, sınırladığı için insana acı, zor gelir. Bunun için insan İslamiyet'e uymak istemez, nefse uymak ister. Saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan insanlarda saadeti felaketten, doğruyu eğriden ve faydalıyı zararlıdan ayırabilen bir kuvvet daha yaratmıştır. Bu kuvvet de akıldır. Aklı selim sahibi olan kimse nefsine uymaz, İslam dinine uyar. Aklı dinlemeyen kimse ise nefsine uyar. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Allah-u Teala dinleri, bozuk adetleri, çirkin modaları kaldırmak, nefsin benlik, izzeti, nefs çılgınlıklarını yatıştırmak için gönderdi buyurmuştur. İzzeti nefsime dokandı diyor. Ha, dokandı. Alçak nefsin, hemen abi öyle buyurdu, alçak nefsin izzeti mi olur derdi. İzzeti nefsime dokundu, izzetine, nefsimin izzetine. Şerefli nefsime der gibi bir şey yani. Aynen öyle. Değil mi? Ve bir de bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri üstüne basa basa Allah-u Teala'nın gönderdiği dinleri bozuk adetleri, çirkin modaları kaldırmak. Bozuk adetleri, çirkin modaları. Aa bu bizim adetimiz ama. Adetin de İslamiyet uymuyor, kaldır at. Herkes ne der? Peki Allah-u Teala ne der? Orası yok. Nefsi orada kandırıyor çok kimseyi. Nefsi orada kandırıyor. Bu bizim adetimiz diyor. Bizim adetimiz. Bizim orada geleneğimiz bu. O olmazsa olmaz. Peki o adeti yapınca seni cennete götürecek mi, götürmeyecek mi? Götürmeyeceği kesin. Cehenneme götürecek, cennete götürmeyecek. Peki hala niye inat ediyorsun? Niye ısrar ediyorsun? Eshab-ı kiram diyoruz. Niye üstün oldular bunlar? Niye üstün oldular? Niye peygamberlerden sonra ilk sıraya oturdular bunlar? Eshab-ı kiramın da aynı şekilde İslamiyet'le şereflenmeden önce adetleri vardı, gelenekleri vardı, belli bir yaşayışları vardı, alışkanlıkları vardı.
alışmadıkları şeyler, duymadıkları şeyler geldi. Peki ne yaptılar? Önceki adetlerini, önceki geleneklerini tamamen sildiler. Yani bir bilgisayar hard diski düşün, hard diski temizlediler. Hatta onu attılar, yeni hard disk koydular. O hard diski yeni formatla doldurdular. Yemede, içmede, giyinmede, oturmada, yaşamada, insanlarla görüşmede ne yapmak lazım olduğu yüklendi oraya. Dolayısıyla onlardan elleriyle, dilleriyle, gözleriyle, kulaklarıyla hep o Peygamber Efendimiz'in anlattıkları aynı şekilde hayata geçti. Onun için güzel insan oldular. Ve peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldular. Durup dururken olmaz ki. Biz diyoruz ki bizim adetlerimiz, geleneklerimiz var, onlar dursun, Müslüman da olalım. Olmadı. Olmadı. Evet. Mesela biz senelerdir İslam ve Toplum programında anlatıyoruz. Naklediyoruz daha doğrusu. Tahmin Nasihat'te bir kitabında var. Allah-u Teala bir erkeğe 18 kadınla görüşmeyi, oturmayı, sohbet etmeyi, sefere çıkmayı, çıkmaya izin vermiş. Bir erkeğe, bir kadına da 18 erkekle görüşmeyi, konuşmayı, sefere çıkmaya onlara izin vermiş. Bunun dışındakiler yabancıdır demiş. Şimdi mesela kızcağız öğreniyor falan. Efendim işte kocasının amcası geldi, dayısı geldi. Onların elini öpmeyecek mi? Öpmeyecek. Aa, ayıp değil mi? Çok ayıp bizim buralarda. Allah Teala'nın bildirdiği dinde de haram günah. Tercih sana ait. Tercih sana ait. Onu yaptığın müddetçe şey devam edecek. Peki İslamiyet'in bu emrine uyulursa, mesela diyelim ki bir kızcağız, ablasının kocası, teyzesinin, ondan sonra halasının kocası, enişteler oluyor bunlar. Bunlar yabancı. Bunlarla beraber oturamaz, bunlarla beraber görüşemez. İşte Saadet-i Ebedi kitabı bir kadıncağızın eline geçmiş. İş kadını ama iş kadını. İşte daha sonra kendisi anlatmış. Böyle hani bu kitabı okuyup da bu şeylere dikkat edenleri görünce demiş, bunlar da çok aşırı oluyor ya. Çok aşırı oluyor. Fakat sonra bir şey olmuş. O zaman jeton düşmüş. Teyzesinin kızı varmış. İşte bunlar görüşüyorlar ediyorlar ya. Teyzesinin kızı. Dolayısıyla bu teyzesinin kızı da babasıyla görüşüyor. Bilmem ne oluyor falan filan. Adam baldızının kızı netice itibariyle. Sen de o görüşmeler neticesinde falan baldızının kızıyla aynı şekilde beraber olduğunu öğreniyor. Yani teyzesinin kızıyla babasının beraber olduğunu öğreniyor. O zaman jeton düşüyor. Eğer demiş İslamiyet'e uyulsaydı teyzemin kızı babamla görüşmezdi. Arada da böyle bir aynı şekilde meyil zuhura gelmezdi. Ya böyle bir zuhura gelmezdi. Yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu emirler bizi korumak için. Biz yanlış gözle mi bakacağız? Sana yanlış gözle bakacak diye yok. Ama olmuş işte bak. Olan bir hadise. Adam baldızının kızıyla beraber oluyor. Kendi kızı da durumu öğreniyor. Teyzemin kızı diyor, babamla beraber oluyor. Ne menem şey. Yani diyor, olmaması gereken bir şey. İşte nefsine tabi olunca öyle oluyor. İslamiyet'e tabi olsaydı olmayacak. Efendim eğitimli olsa, merak etme yani. Bu kadıncağız anlatıyor. Babası üniversite mezunu, teyzesinin kızı da üniversite mezunu. Öyle çok eğitimli var hocam piyasada. Çok özür dilerim de yani sapkın. Tabii çok. Dolayısıyla Allah-u Teala bozuk adetleri ve çirkin modaları ortadan kaldırmak için göndermiştir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Nefis Allah-u Teala'nın düşmanıdır. Zevklerine kavuşmak için her kötülüğü yapmaktan çekinmez. İnsan haklarını, kanunlarını çiğner. Onun zevklerinin sonu yoktur. Bunun içindir ki bütün kanunlar nefislerin taşkınlığını önlemek içindir. Şimdi adam bunu nefis diye bilememiş, şey yapamamış. Bakmış insanda bir kuvvet var. İngiliz keferesi oturmuş. Ne demiş bu demiş. Adam direksiyona geçince. Hani Hüseyin İlmi Efendi diyor ya. Direksiyonda belli olur nefis. Oraya geçince benim önümde kim geçebilir? Beni kim geçebilir? Beni kim sollayabilir? Artık tepede yani. Tepede. Böyle bir varlık. Oturmuş kefere. Yani bakıyor diyor ki böyle bir kuvvet var insan içinde. Bu azgın. Ben bunu demiş. Nasıl durdururum? Tecrübelerle şeyle bir sonuca varmış. Diyor ki kırmızı ışıkta geçenin, kanun çıkartıyor adam. Kırmızı ışıkta geçenin elinden ehliyetin arabasını alıyorum. Bunu diyor akıl hastanesine yatırıyorum.
Başka türlü durduramıyor adam. Şimdi bizdeki salaklar da diyor ki, o Avrupa'da kırmızı ışıkta katiyen geçilmez. E geçsin bir. Adamın ehliyet de gidiyor, araba da gidiyor, akıl hastanesine sokuyorlar adamı. Yani. Tedaviye sokuyorlar, senin aklında bir zor mu var diyor. Halbuki nefsinden zor var da adamın. Çok medeni olduğu için değil, çok korktuğu için. Çok korktuğu için. Oraya sokuyor. Mesela Amerika'dan geliyor falan. Gece bile, gecenin 24'ünde bile kırmızı ışıkta geçemezsin. E sıkıysa geçsin. Adamın arabasını alıyor, ehliyetini alıyor, adamı da akıl hastanesine yatırıyor. Kafamda zorun var diye. Araba da gitti, ehliyet de gitti. Öyle bir derdi kola kola ehliyet vermiyor. Onun için de herif aynı şekilde korkusu belasına kırmızı ışıkta bekliyor böyle. Mecburen bekliyor. Korkudan bekliyor. Korkudan bekliyor. Yoksa medeni olduğu için değil. Batılılar vahşidirler. Bunun içindir ki bütün kanunlar nefslerin taşkınlıklarını önlemek içindir. Nefsin taşkın zevkleri insanı sefalete, hastalıklara, aile facialarına, felaketlere sürüklemektedir. Hadisi kuside nefsini düşman bil çünkü o bana düşmandır buyuruldu. Nefis dünya zevklerine, lezzetlerine düşkündür. Bunların iyi kötü faydalı zararlılıklarını düşünmez. Arzuları İslamiyet'in emirlerine uygun olmaz. İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmak nefsi kuvvetlendirir ve daha beterini yaptırmak ister. Fena, zararlı şeyleri iyi gösterip kalbi aldatır. Kalbe bunları yaptırmak, zevklerine kavuşmak için çalışır. Kalbin nefsi aldanarak fena huylu olmaması için kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayıflatmak lazımdır. Aklı kuvvetlendirmek, İslam bilgilerini okuyup öğrenmekle olduğu gibi kalbin kuvvetlenmesi yani temizlenmesi de İslamiyet'e uymakla olur. Akıl öyle. Hatta İslam Ala kitabında akıl kuvvetlenir buyuruyor. Artar da. Ne? İslamiyet'e uymak suretiyle olur. Başka türlü mümkün değildir. Dolayısıyla nefis hiç iyilik yapmak istemez. Hep kötülük yapmak ister. Kendisine ve başkalarına zararlı olan şeyleri sever. İnsanın dünyada ve ahirette de saadete kavuşması için nefsine uymaması, onu zayıflatıp zarar yapmayacak hale düşürmesi lazımdır. Nefsi zayıflatacak biricik ilaç ise İslamiyet'e uymaktır. Haramların hepsi dünya malına, mevkisine, zevklerine düşkün olmak nefsin gıdasıdır. Onu besler kuvvetlendirir. Nefis kuvvetlenince bütün iyiliklerin, güzel ahlakın, fennin ve medeniyetin kaynağı olan İslamiyet'e saldırır. Din ile, imanla, Allah'a denen emirleriyle alay eder. Herkesin kendisi gibi taşkın, şaşkın olmasını, haksızlık, kötülük, zulüm yapmasını ister. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Ve nefislerini beslemiş, azdırmış olan gafil, cahil kimselerdir. Kısacası nefsine uyan, Allah-u Teala'nın değil, nefsinin kulu olur. Hadise bu. Onun için evvela bilen Allah-u Teala rahmet eylesin. İnsan ya Allah-u Teala'nın kulu, ya da nefsi. Veya nefsinin kulu. Üçüncüsü yok derlerdi. Efendim şeytan nefse yardımcı olur. Şeytan nefse yardımcı olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.